Nada del gusto, solo l'ombra. 12 euro nedir ya? Yapın şunu 22-32 ya. Bugün bir gofret 12 euro ya. Allah Allah. Bilmiyorlar bu işi. Taormina'nın en özel, en önemli kültürel etkinliği, ilgilileri belki biliyordur, Avrupa'da hatırlı sayılır adı olan bir film festivali var. Taormina Film Festivali çok eskiden beri, yani buralara Woody Allen'lar, Pedro Almodovar'lar, Robert Altman'lar gelmiş ve bazı restoranlarda Sophia Loren'lerin, Brigitte Bardot'ların fotoğrafları var. Demek ki onlar da dönemlerinde burayı ziyaret etmişler film festivali için. Her santimetre karene değer verme, değerli hayatın kıymetini bilmeye aslında yani. Güzele güzellik katma içinde olacak işte. Yattan sonra ikinci yüzyıldan seramik. Buna şaşırdım burada böyle. Da siyah beyaz mozaik yer döşemeleriyle bütün meydan öyle döşenmiş. Taormina'yı internete yazdığınızda görsellerde en çok burası çıkacaktır herhalde. Bir konu ilgimi çekti. Burası herhalde yenileme çalışmaları ya da yeni villaların zengin bir yer çünkü. Zengin bir kasaba. Fazla olmasından dolayı çok fazla Hintli ve Pakistanlı göçmen var. Sanırım inşaatlarda çalışıyorlar. Sicilya'nın diğer yerlerinin ekonomisi çok güçlü olmadığı için, hani Katanya'ların, Palermo'ların, Sirakuza'ların
oraların çok fazla göçmen almadığı bir gerçek. Sadece hani pazarlarda, tezgahlarda çalışan, satış yapan göçmenleri görüyordum. Bu da hayatın içinden gerçekler sonuçta. Nisan Meydanı'nın kapısından girerken 13. yüzyıldan kalma bir duvar mozaiği var ama yenilenmiş tabii. 1943'te bir elden geçirilmiş. Buradan Umberto Caddesi devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Daha yarısındayız. Lüks dükkanlarıyla, restoranlarıyla. Tekrar hatırlatalım. Yazın burada adım atılmadığı, o kadar kalabalık olduğu söyleniyor. Biz şimdi size buraların yolunu, yordamını, ne var ne yok göstermiş olalım. Dilerseniz o mevsimde de gelirsiniz.